Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Karamel sevenler için bugün çok hafif, güzel karamelli sütlü bir tatlım var. Karamelli tavuk göğsü yapacağız. Bunun için tenceremin altını şöyle bir açıyorum. 100 gram margarinimi tencereme alıyorum. 2 yemek kaşığı kadar yapıyor. Şöyle hafifçe erimesini bekliyorum. Daha sonra bir su bardağı unumu ilave edeceğim. Margarinim eridi. Şimdi bir su bardağı klasik su bardaklarıyla bir su bardağı unumu ilave edip hafifçe kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Çok fazla değil, 2 dakika kadar şöyle bir çeviriyorum. Daha sonra 1 litre sütümü ilave edeceğim. Şekerini de arzuya göre az veya fazla katabilirsiniz. 1 su bardağından 2 parmak eksik de toz şekerimiz var. Çünkü karamel de olacağı için üstünde çok fazla şekerli olmasın diye tam dolu dolu 1 su bardağı değil de 2 parmak eksik kullanacağız. Şimdi sütünü ilave ediyorum. Bir yandan şöyle karıştırarak. Bir litre sütümü ilave ettim. Güzelce şöyle çırpıyorum. Yine klasik su bardaklarında toz şekerim var. Onu da ilave ediyorum. Kıvam alana kadar böyle arada bir karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Sütüm ısınmaya başladığında da bir paket vanilyamı ilave ediyorum. Güzelce tekrar karıştırıyorum. Ufak ufak topaklar kalıyor. Onları da güzelce blender veya mikserle hangisi varsa onunla çırpıp yok edeceğiz. Şu an kıvama geldi, kaynadı. Blenderla şöyle biraz çırpıyorum. Tam istediğim akışkan kıvamda. Şimdi altını kapatıp kupları alıyorum. İpek gibi tavuk göğsüm hazır. Kupları aldım. Şimdi üstüne karamel sos yapıp ilave edeceğim. Ama isterseniz şöyle bir borcama da alabilirsiniz. Dibini şöyle su gezdirdim yapışmaması için. Kalanını da ona ilave edeceğim. Bu şekilde soğumaya bırakacağım. Şimdi sizlerle karamel sosunun yapımına geçeceğiz. Ocağımın altını yakıyorum. Yarım su bardağı şekeri şöyle eriteceğim içinde. İçine koyacağım nişastalı suyum var. Şimdi onu hazırlayacağım. Şekerim burada kendi kendine karamel haline alırken ben de şöyle bir yemek kaşığı nişastayı kaseme alıyorum. Üzerine bir klasik su bardağı su ilave ediyorum. Bunu burada böyle açacağım. Bu burada hazır bulunsun. Bir yandan da şekerimiz burada eriyor. Şöyle hafif kısık ayarda. Daha sonra karamelize haline gelince nişastalı suyumu ona ilave edeceğim. Güzelce topak kalmayıncaya kadar açıyorum. Kenarlardan şöyle erimeye başladı bile bakın. Şöyle hafif hafif
karıştıralım. Yarım su bardağı toz şekerimize eridikten sonra yarım su bardağı da su ilave edeceğiz. En sonunda da nişastalı suyumuzu ilave edip karamelimizi tamamlayacağız. Çok fazla yapmamaya dikkat edelim. Acı tadı olmasın. Kenarlardan şöyle bakın, kıvama gelmeye başladı. Şöyle ala ala yanlardan eritelim. Şu anda tam kıvamında aslında, erimeyen şekerler olduğu için şimdi altını kısacağım daha fazla yanmaması için. Hatta tamamen kapatıp onları da eriteceğim. Altını, ocağın altını kapatıp şunları da güzelce eritiyorum, kalan şekerleri de. Kendi sıcaklığında şöyle hepsini eriyene kadar böyle çırpıyorum. Şu anda hepsi eridi. Şimdi ocağın altı kapalı olsun ki üzerimize falan gelmesin. Şimdi yavaşça yarım su bardağı suyu ilave ediyorum. Bakın yavaş yavaş böyle kaldırın. Üzerinize sıçramayacak şekilde dikkatlice ocağın altı kapalı, damla damla suyumu ilave ediyorum. Evet, yarım su bardağını ilave ettim. Şimdi tekrar altını açıyorum. Bu şekeri de eritiyorum. Şimdi bu da eriyecek. Böyle ilk başta sertleşiyor ama sonra eriyor. Bunu da eriteceğim şimdi. Şimdi nişastalı suyumu, güzelce eriyen şekerimi ilave ediyorum. Tekrar altını kapatalım. Ne olur ne olmaz. Açıyorum. Güzelce çırpıyorum şöyle. Karıştırıp kıvam almasını bekliyorum şimdi. Önce nişastadan dolayı bulanık bir renk alıyor ama sonradan böyle şeffaf bir hale geliyor. Bu esnada şöyle güzel bir çırpıcı kullanırsanız topaklanma olmaz. Daha güzel sonuç alabilirsiniz. Şu an kıvama geldi bile. Evet, kaynadı. Şimdi bu karamel sosumu soğumuş olan tavuk göğsünün üstüne ilave edeceğim. Tamam, bunun altını kapatıyorum. Şimdi tatlılarımın üzerine eşit bir miktarda güzelce döküyorum. Karamelli tavuk göğsü tatlılarımız hazır. Yeni videolarımdan önce siz haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalıma abone olup zil sesini açabilirsiniz. Instagram'da da Pembe Mutfak Aslı'da farklı tariflerle karşınızdayım. Dilerseniz göz atabilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın.